Allah'ın zikri bilen kalpler aram oladı azizler. Zikir degen de bu Allah'ını isleş degen. Allah'ını isleş. Zikir kılıçlıkke Allah Hakk Azze ve Celle bizlerini büyürüdü. Yani uzun kup kup islep duruşlıkke büyürüdü. Cümleden Allah Ta'ala ayet dedi ki Sa'izu billah. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Bu ayeti kerimede Allah Ta'ala müminlerine nida kılıp ey müminler Allah'ın varlığına, birliğine iman keltirgenler kıyamet gününü hak deb bilgenler اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا Allah Hak Azze ve Celle'ne kop zikir kılınlar diye bu yerde ne fakat yine zikir kılıçlıkça çakırılı yaptı belki kop zikir kılınlar Cüdeyem kop esleyler de yaptı Allah Ta'ala. Mumun bende her kademde Allah Ta'ala'nı esleme aleyhi lazım. Ve sebbihuhu bukraten ve asile. Ve Allah Hakk Azze ve Celle'ye irtayı keç tesbih ettiler. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyhi ayet ediler ki Kıyamet kayın bölgende Sizni ağzınızdan çıkan her bir gapingiz, her bir kılgan işleriniz yazılgan defter beriladi. Bir günde neçi min madde ağzımızdan gap çıkadı, söz çıkadı, kança işler çıkadı. Şunu hamasi yazılırken azizler. Bir orta narsa komediyken yazılmagan. Ağzımızdan çıkanı borki yazıladı. Kılgan işimiz zerreçe savabiyem, zerreçe yamanligiyem yazılı baradı. Şimdi Hasan Basri'ye rahmetullahi aleyhi ayet yaptılar ki seni kolenge o şey daftar verilse yok. Minlap minlap sözlerdi içiden Allah'a zikir kılıngan söz topilmese Allah'tan üyelmeyse mi diye yaptı. Şimdi özümüz bir oylanıp göreyli gidi azizler. Bana şu bir günde neçin minte sözlük yapıramızı neçimette Allah'a astagfirullah deyimiz neçimette elhamdülillah deyimiz. Şu da sana alık ayetimizi Allah bizi geçirsin. Aslında Allah Ta'ala'nın cüdeyem kub zikir kılış gerek. Allah Kur'an'da Sure-i Nisan'ı 103. ayeti de ayet dedi ki Namazını ada etip bulgenin gizden sön, türgen, oturgen, yan başlayan hallerin gizde hem Allah'ını yad etin diye. Bana şu ayeti kerimeden çıkıp ulamalar ayet dediler ki Allah Ta'ala'nın tiketurup hem yan başlayıp hem oturup hem her kanak hal etti. Zikir kılıçlıkke büyürüydü. Koyan birer ibadetke buna kadar imkaniyet yok. Hem ibadet için malum bir talepler var. Yani namaz okuş için kıble tamamen karışlıkımız, turuşlıkımız ve herkese işlerimiz var. Hem neresi için. Ama zikir için hiç kendi bahane yok iken. Allah'ın zikir kılıçlıkımız için tüketürgenimiz deyem, yürgenimiz deyem, oturgenimiz deyem, yan başlayanımız deyem Allah'ın zikir kılı oramız. Yani daim Allah'ını kalbimizden ötküze oramız azizler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayet ediler ki bir hadiste İmam-ı Tirmizi rivayet kılgen hadiste Ebu Darda radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Sarvar-ı kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Ela unabbi'kum bi khayri a'malikum. Sizlerge amellerinizin en yakışsızlığa dalalet kılayım mı dediler. Bana ben sizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sözünü yetkizi yapayım muhtaram cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sözünü yetkizgende biz yapırgı için natıktan emez Resulullah'tan işletkeninizi unutmayın. Eğer hazır ben ayteylik şu kapını bir yerde oturken bir biraderimizge bu mikrofon bu masa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi deyip dediler desem bu kişi eşitip arkaya aitti bu hafta ahirge borgunca umanı sözüm bu miydi? Bari bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri buladı. Hazır ben aitmahçı bulgen söz hem şunca yıldan beri keli yaptı birbirimizge aitip koy aitip koy aitip koy deyip. Tasavvur kılıyapsız mı? Hafta boşdan keli yaptı arkaya karab. Bana İmam-ı Tirmizi bunu topup yine verdi yine devam et yaptı. Ana şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam'da geplerine itibar bulan kulağı salış gerek. Uzat siz bilen bizge ait yaptı. Ey Müslümanlar! Amellerinizin yakışsını örgüteyim mi? Yaptı. En yakışsını örgüteyim mi? Sahabeler bu gepte işitken de örgütin ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem deyip de sizlerim şunu deyiler.
Örgetin ya Resulallah. Şimdi Resulümüzü örgetip ayet yaptılar ki ve ezkâhâ inde melikukum ve arfa'ihâ fi derecâtikum ve hayrin lekum min infâqi zahab vel fidde ve hayr lekum min en telqav aduvukum fetadribu a'nâqahum ve yedribu a'nâqakum. Kalu bela. Sözünü devam etip Peygamberimiz Aleyhisselam'a ettiler ki sizlerge amellerini en yakışısını dalalat kılayım deyip durup yana ayet yaptılar ki Rabbiniz nazdide bu dalalat kıladığı narsa mı deyaptılar? Rabbinizin nazdide en pakizası, derecenizin kötarı uçsu, tılla ve kümüşlü infak kılışınızdan hem yakışırak. Düşmenge yolukup ularge sizsiz ularge kılıç bilen zarbe bir işinizden hem yakışırak onu örgüteyim deyaptı karay. Şundan hem yakışık oluşu mümkün eken. Tille kümüş sadaka kıyanızdan hem yakışır ağını. En pakizadı. Dindi yolu da can kılıp uğruşadığın, düşmanı yolu kadığından hem yakışır ağını örgüteyim edip yaptı. Sahabeler örgütin dediler. Resulümüz aleyhissalatü vesselam dediler ki bana şunlardı en men etkendi, en yakışı zikrullahi ta'ala, Allah'ını zikir kılmak dediler. Mana şu Allah'ını zikir kılış azizler. Yukarıdaki hemme narsadan yukarı durarken. Bir günü fakir sahabeler, bana Abu Hureyre radıyallahu anhu, anca fakir bu gelir bilesizler. Salman-ı Farsi radıyallahu anhu, Hazreti Bilal radıyallahu anhu, Suhayb-i Rumi radıyallahu anhu, Abu Darda radıyallahu anhu'lar toplanıp Peygamberimiz aleyhisselam'da aldılar ki geldiler. Boylarını üstüden şikayet kılıp geldi. Boylar zekat bir megenliği için emez. Kibir kılgenliği için emez. Karın şikayeti bütünle başka. Ular kelip etti ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu boylar biz namaz okusayız, onlara namaz okuyayız. Zekat verseyiz, zekat verir. Roza tutsayız, tutsayız. Hama ibadetimiz bir kıl buladı. Lekin ular acilde bizden ötüp eti yaptı ki sadaka kılıp dediler. Ular ko'p ihson qiladi, ular ko'p sadaqa qiladi. Shuni hisobiga bizdan o'tib ketyapti-ku bular. Deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Ha sizlarga ham Alloh sadaqani buyurgan, qilmaysizlarmi?" dedi. Sahobalardan biri, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bola chaqamizga bergani narsamiz yo'q-u, nimani sadaqa qilamiz?" dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar-ki, men sizlarga o'shalarda qiladigan narsasidan ham eng zo'rini, eng buyugini, osmonlarni yerda to'ldirib yuboradiganini o'rgataymi dedilar-da, har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Allohu akbar desalar shunda 100 ta bo'ladi dedi. Mana shu boylarning qilayotgan sadaqa ihsoni hamma narsasidan o'tib ketadi dedi. Namozga kelib namozdan keyin doim ular turib ketaverardi ekanda namoz o'qib bo'lgandan keyin. Namoz tugadi, hamma turib ketyapsa, o'sha so'ragan sahobalar indamasdan qolib zikr qilib o'tirishibdi. Hazrati Bilal subhanalloh deyapti, Abu Darda alhamdulillah deyapti, bittasi Allohu akbar deyapti. Hayron bo'ldi Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhu badavlat sahobalardan. To'xtadi-da Abu Bakr Siddiq nima qilyapti bular dedi. Kim sahobalar hayron bo'ladi yangi narsani ko'rsa. Oldilari kelin, nima qilyapsiz? Bunday qilyapsizlar deyodi. Bittalari aytib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni o'rgatdilar deyodi. Abdurahmon ibn Avf boy odam zakiy bo'ladi baribir. Ey qaytinglar tasbih aytamiz dedi. Yana o'tib ketib qoldi ularda. Sahobalar yana bordilar payg'ambarimiz sollallohu vasallamga. Ya Rasululloh bizga boshqa narsa o'rgating endi dedi. O boylar ham bilib oldi buni dedi. Biz zikr qilib tasbih aytdik, ular ham aytib oldi deyodilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allah xohlaganini kim qabul qiladi, Allah xohlaganiga fazil beradi. Ne esdan chiqarishmadi? Alloh taolo xohlaganga ajr beradi, xohlaganga fazil beradi. Ana shundan keyin ular qoldi. Endi kim bo'lsa Alloh o'zi bilguvchi. Lekin mana shu zikr, tasbih azizlar bu eng katta ihson. Mana hozir yuqoridagi Tirmiziyda hadisda aytgandek, tilla va kumushlardan ham yaxshi. Allah Kur'an'da aytadi ki Es'a'izu billah ve zâkirîn allâhe kethîran ve zâkirâti a'addallâhu lehum mağfiratan ve ecran azîmâ.
Yani Allah Hakk Azze ve Celle ayeti yaptı ki Allah'ını kub zikir kuluçu erkekler ve kub zikir kuluçu ayollar ular için Allah mağfiret ve uluğ mukafatını yani cennetini teyirlep koygen. Demek bir kança sevap işler katardı. Kalbi, tili, azaları bilen Allah Ta'ala zikir kuluçilerge günahlarını keçirilişi ve ularge uluğ acir cennet teyirlep koyulgen iken sizler. Bir günde neçimette zikir kılığımız, Allah'ını kança esleyimiz bu bizni kalbimizni uyguğuluyge bağlıq. Çünkü muttefakun aleyhi bölgen bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki مَسَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُوا رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُوا رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّ Allah Hakk'a Azze ve Celle'ni zikir kılığı kişi bilen Allah'ını zikir kılmayan adamın meseli okşaşlığı ölü bilen tırıydı Kabe dedi de karın tırıyımız mı? Allah'ını zikir kılığımız azizler Allah'a tesbih etmemiz Peygamberimiz aleyhisselam miracga çıkanlara da İbrahim Halilullah'ını kurdular. İbrahim aleyhisselam'ı kurdular. İbrahim aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselam'ın babaları, peygamberlerinin en uluğları bölgen. Ayet ediler ki Resulümüz aleyhisselatü vesselam, ben İbrahim Halilullah'ı cüda okşayman de gene keller. Cüda hem okşarkenler. Bana şu İbrahim Aleyhisselam'la mirajda kuruşkenleri de İbrahim Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir vasiyet, bir nasihat kılgene keller. Ümmet-i İngiz'e ait koyun cennetin yeri cüde hasıldar yer. Cüde dikançılık kılıçlıkki hasıldar bölgen yer. Hal ular bormasından turup uyakka darahtlarını eksinler de gene keller. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam suradılar kandı kılıp degenlerdi. Tasbih, zikir, kılıçlık bilen deyiptiler. Şunun için elbette bana şu zikirler bilen, tasbihler bilen Allah Hakk Azze ve Celle'nin katta nimeti bölgen cennetke biz özümüzün darahtlarımızın ekip oramızı. Kança kub zikir kılsek, kança kub tasbih etsek ana şunca darahat ekilerken, hurma ekilerken. Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadislerde zikir aytishligingiz bilan tasbih aytishligingiz bilan cennetke daraxt ekasizlar, xurmo ekasizlar deb marhamat qilganlar. Mo'min musulmonlar Alloh taoloni ko'p zikir qilish sababli qalbni xotirjamligiga erishadilar. Bir qilib ko'ring azizlar. Bir o'tirib bir subhanalloh, alhamdulillah uni tasbihda shiqillatish uchun emas azizlar. Zikir bu şıkır şıkır kılıp tasbihini deyiz, ötkizip koyuşluğu ya ki kolda sanap koyuşluğu ne? Zikir bu kalpten buluş gereği Allah da olanı şun diye bir Sübhanallah degende Allah hemen her seden pak ikerliğini isleyipsiz de Sübhanallah degeni Allah da olanı bana şuna kadar pakleş. Yani Allah yenge payda buluyken hani muhdiset değil yenge payda buluyken derselerden pak münazah. Elhamdülillah degenizde Allah Teala'ya hamd etiyapsız. Sizge nimet ata kılgen. Sizini zikirge meşgul kılıp koygen. Zikir aitmezlikten ağırtıkları o musibet yok eken de bende üçün. Çünkü elbette zikirge katlık itibar veriş gerek. Çünkü Allah Teala bana şu Kur'an'da zikir bilen mu'minlerinin kalbi rahatlanadı dedi. Tinçlenadı. Subhanallah. Elhamdülillah Allahu Akbar deyişimiz bilen kalbimiz tinçlenerken azizler kalbke o şu azuka bölerken ana şunun üçünü kub kub zikir kılıçlıkke aitiledi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallah rabbul arşil azim La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ard Rabbul Arşil Kerim degen duanı köp kılardılar. Ulu Allah'tan özge ilah yok. Halim Allah'tan özge ilah yok. Osmanlar ve yer arşını Rabbisi Allah'tan özge ilah yok degen duanı köp kılardılar. Bazen Yunus Aleyhisselam'ın bala ağızdan kutuluş için kılgen dualarını hem köp kılıçlıkke çakırdılar. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu mine zalimin degen bana şu dua.
Allah Teala'ya senden özge ilah yok, sen ayb-ı nuksandan paksan, ben özümge özüm zulüm kılıçılardan buldum degenler, ana şundan kegin necat bergen. Karın, Peygamberimiz aleyhisselamlı bir hadisleriniz yani sizlerge yetki zaman. Sizlerden biriniz bir günü sahabelerden soraptılar da. Sizlerden biriniz deyiptiler, her günü minte sahabını kolge kirti aladı mı dediler. Ana sizge saval beri yaptı Peygamberimiz aleyhisselam. Her günü minte sahabı kirgizi buladı mı? Şimdi o saatte hamsuhbetlerden biri bölgen sahabelerden bir tanesi ettiler ki kandı kılıp ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kandı kılıp bir günde minte sahabı erişimi okul. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam yüzte tesbih aytadı, şimdi onge minte sahabı yazıladı. Ve ondan minte günah uçuruladı dedi. Bu İmam-ı Taberani'dir rivayette de geldi. Yüzte tesbih aytadıken bu ise minte sahabı yazıladı, minte günah uçurularken. Demek bitti bir mertte Subhanallah deyişizdiken 10 ta sevap yazılıyordu da. Aytin Subhanallah, bana 10 ta sevap. Bundan artık bu ama Elhamdülillah, bana yine 10 ta sevap. Bir sekund keket yaptı. Bir sekund vakit keket yaptı. Subhanallah, 10 ta sevap. Yine Subhanallah, yine 10 ta sevap. Maksat ne mi azizler? Ne mi gerek bunu? Bizim maksatımız biz bu dünyada bir ekinzor bir mazraat deb bilishimiz kerak. Biz bu yerga kelib hosilni olib, naraqa olib ketgani kelganmizda. Qanday qilib bo'lsa ham ko'paytirishni o'rganishimiz kerak. Hozir masalan bir savdodagi bir foydani aytadigan bo'lsa, hamma yo'lni yig'ishtirib shuni qilamiz. Xolo ishni qilsangiz 1000 so'm foyda bor ekan desa qilamiz uni. 10 ming so'm foyda topasang desa qilamiz. Lekin o'sha topgan foydamiz qolib ketadigan narsa, yo'qolib ketadigan narsa. Lekin u tomonga olib ketadigan narsani o'rgatyapti Alloh taolo bizga payg'ambarimiz alayhisalom orqali. Agarki o'sha narsalarda aytib biz savoblarni ko'paytirib borsak, pul o'tmaydigan joyga borganda bu asqatadi. Tanish bilish yordam bera olmaydigan joyda asqatadi azizlar.